Siyal abi. Elimi sürdüm. Nasıl köpek? Ya ondan birkaç tane daha yapacaktı ya Fuka abi. Bak, merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Ufka Aksoy'u ziyarete geldik. Onun elinde yavrular var. Onlar çok dehşet. Onlardan birini çeşe alacağız. Sizden ricam arkadaşlar Ufka abiye destek olmanız. Ufka abinin zaten kanalının linkini yorumlara bırakacağım. Ufka abi çok sağ olsun. Bizim değerli bir abimiz. Tanışıklığımız eskilere dayanıyor. Her zaman görüştüğümüz birisi. Böyle diğer insanlarla karıştırmayalım. Yalanı dolanı yok. Neyse onu söylüyor. Zaten eskiden bildiğim bir insan. Ben kesinlikle bilmediğim, etmediğim insanların yanına giderim. Ne de evime gelmelerine izin veririm. Şimdi Ufka abinin köpeklerine bakacağız. Videolarda izlediğim 2 tane yavrusu var. Onları göreceğiz. İsteyeceğiz bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Ufka abinin yeri de böyle burada arkadaşlar. Burada böyle köpekleri var. Hadi gel Ufka abi. Hadi gel artık. Şu köpeğe bakalım. Buraya gelmeyeli bir sene oldu. Getir. Yavruların babası bu arkadaşlar. Pusat. Şimdi Ufka abi onu getirecek. Bir dişi bir erkek yavru var burada. Gel bakalım. Pusat. Pusat güzel bir sert bir köpek arkadaşlar. Yani zeki bir köpek. Merhaba Ufka abi. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sadece zincire bağlı biraz. Hayvan kesiliyor. Bir sene oldu buraya gelmeyeli. Geçen sene bu zamanlar gelmiştik. Geçen sene geldik. Ben bilmez. İşte eskinin yaşlı insanların nasıl yani hangal diye bunu tarif ederler. Yani köpek çevik, atlatik. Yani yapısı da sürüye uygun bir köpek. Ağır bir hantal bir köpek değil. Ve yavruları da çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Ya, birinci sınıf kalite yavruları var. Şu an öbürlerini verdim. Baya da bir yavru aldın herhalde sen. Aldım. Baya bir yavrusunu aldım. Şu an iki tane sade yavrumuz kaldı. Şu ortaklarda koşan... Ha, benim dişi. Şimdi bunu... onun diğer erkek kardeşi de orada. Onu da bırakacağız şimdi. Evet, onu da bırakacağız. Bu da Özdeöz. Bunun kızı değil mi? Şimdi bununla alakalı güzel şeyler size söyleyeceğim arkadaşlar. Pusat bir adamdan çekiniyor arkadaşlar. Yani onun ilk yavrusuna sana bir tane gideceğim. Sözüm var. Şimdi Ufuk Bey, oraya bir açıklık getirelim. Ben yavru mavru anlamam. Bu dişi doğurur. Tamam mı? Yavrularını büyütür. Sonra bu dişiyi ben alırım. Çeşitten yavru alırım. Sen ondan sonra dişi geri mi alırsın? Bana mı bırakırsın onu bilmem. Ama ben bu dişi alırım. Bundan bir yavru alırım. Çünkü bu dişi izlediğime göre izliyorum da sürekli arkadaşlar. Ya erkek kardeşi bunu boğuyor. Bu dişi kalkıyor yine aynısı gibi. Hiç umurunda değil. Yani bizim mesela o eski köpeklerin soyu da öyleydi abi. Dişi çok önemli. Dişi mesela onlar da öyle. Dişi boğuyordu. Dişi kalkıyordu sonra yine devam ediyordu. Bu da aynı öyle. Yani öyle pısırık bir şey değil. Şimdi o yavrulukta... Şimdi bu 4 aylık falan değil mi? 4,5 5. ayına girecekler işte. Şimdi abi mesela bak bunun yapısı falan... Buraya gel. Yapısı falan çok güzel. Buraya gel. Tam böyle kıvrak bir dişi. Biraz adamcılık da var, başlamış. Güzel, yapısını çok beğendim. Güzel kıvrak bir dişi. Bunlar babanın kopyası. Anneleri hangisiydi abi? Ayka. O da güzel bir kangaldı. Bakın bu dişi tam böyle süreye gidecek bir dişi arkadaşlar. Keşke bunu eşlediğimizde çok güzel 10 numara 5 yıldız yavrular vereceğine inanıyorum. Şimdi sözünü alalım Ufuk Bey, bir daha söyleyin bakalım. Bak ya, ben sana söylüyorum. Dişi veremezsem de yavrusunu kesin vereceğim sana. Bak bir daha söylüyorum. Dişi doğurur, yavruları büyütür. Ben bir şey alırım ondan. Bir kere çiftleştiririm, bir batım erik alırım. Şimdi sen çoban köpeğiyle kankalık kırmış olursun bu sefer. Olsun, ben kendimi alacağım. Kendimi alacağım. Yaparız bir şekilde. Dişiyi alacağım yalnız ben kendim. Bende kalacak yani. Söyleyeyim ben sana. Şimdi veriyorsan ver. Şu an istemiyorum yalnız. Sen çünkü ilk hakkı sende. Bir var. Şimdi seni biraz sıkıştıracağım sen şimdi. Bir de sarı yeni geldi. Bir de onun erkek kardeşi var. Biliyorum, senin için çok değerli. Vallahi onca köpek arasında hep ayıkladım, sadece buna bıraktım. Bir de zaten şartlar zor. Tabii. Bu şartlar altında. Yani iyi köpek bakmaya çalışalım. Yani 4 tane köpek bıraktım. Çok olması önemli değil yani ya. 15 tane köpeği doldur yani. 3-4 tane adam gibi baktıktan sonra yeter değil mi Ufka abi? Yani bizim yani malda var ya, böyle keyfine bakıyoruz. Bunu alacağım, çeşitli eşleyip böyle hem böyle kabadayı hem de fiziği güzel yavrular çıkar. Bunun fiziği aynı baba. Ya benim için kanka lan, Anadolu çoban önemli değil. Benim için köpeğin cesareti, karakteri, böyle yabaniye gitmesi o önemli. Yoksa onun, öyle onun fizik yapsa aynı baba. Kanka Anadolu çoban benim için önemli değil yani. Evet arkadaşlar, bu dişinin sonunda böyle olacak. İnşallah bu dişi ölmez. Başına bir olaylar gelmez Ufuk abi. İnşallah gelmez. Dört gözle bunun büyümesini bekliyoruz. Güzel hayvan, maşallah diyelim. Çünkü hayvan inatçı ya. İnatçı hayvan. Bu neyin nesi Ufuk abi? Onda yeni sahiplendim. Yani artık bir süre yine bizimle.
Tabi bu biraz yeni geldiği için arkadaşlar ortama yeni uyum sağlıyor değil mi? Yeni mi? Kaç gün oldu? Daha dün değil, en az gün geldi. Bayağı yeni gelmiş zaten. Bu biraz sert. Bu da çok büyük köpek, aşağı yukarı keşten canlı bir köpek diyebilirim. Canlı yani. Bak pusatın öyle huyları var işte. Pusat bir de. Mert sakin, hiçbir şey yapmaz. Hiç belli etmez. Çıkarmıyor. Gider bir yanına yapışır. Aynen, birden tutuyor yani. Çok zeki bir köpek yani öyle. Şey köpek bir değil. Bütün baskılar taşıyan bir köpekler. Güzel bir köpek ya. Beğeniyorum. Hadi ölüme. Böyle porsuk bir köpek yani. Böyle porsuk duruyor. Yani birden olaya karışıyor. Geleceğin dişisi de yavaş yavaş kızıyor arkadaşlar. Yani ne yapacağı hiç belli olmuyor. Hiç set çağırmıyor, birden girişiyor. Şimdi arkadaşlar bunu bağlayalım abi. He, bağlayalım. Gidip bir de erkeğe bakalım. He, Mert de çok şimdi yaklaştı mı? Aynen. Birbirine. Doğru. Çünkü aynı evin köpekleri tabii. Gel. Bu da takıntılı bir köpek. Hafiften köpekleri gösterdik arkadaşlar. Diye çıkarttık. Takar kafaya ona. Çizdirmezirse gene boğuşur. Olsa yok, Mert dişi öldü. Yok öyle oldu. Veremem. Bunu anlama. Bak burada delili ispat da Ufuk abi. Tamam mı? Ya dişi bizim. Damızlığa yazdım bunu zaten kendime işte. İşte ben bundan bir kere alıp götürüp bir yavru alacağım bundan. Pusat'ın yeri de burada arkadaşlar. Burada bağlı kalıyor. Yani Pusat zaten yaşlı eke bir köpek. O yüzden Ufuk abi şimdi yavrularını alıyor. Yavrular da güzel çıkıyor. Yavrular çok kaliteli. O verdikleri çıkıyor. Nasıl oldu peki Ufuk abi? Ya verdiklerim de bunların kopyası. Yani fizik, anatomi, karakter yapılar hepsi yani. Memnunlar mı lanlar? Hepsi çok memnun. Hatta bunları da istediler, vermedi. Bir tanesine vermiştim, sürüye götürdüm. Yani şimdi onu da bırakayım, onu da bir göreyim. Ha, ondan sonra bir, iyice detaylı bir şekilde konuşalım. Renk olarak anne. Karakter yapı olarak da aynı baba. Çok atik olmuşlar bunlar ya. Ya bunun... Bakalım. Bunun adı dayı. Zaten bunları ben izliyorum sürekli senin kanalında. Mert zaten küçüklükten izliyorsun. 1,5 aylıktı falandı. Bütün yavrulara böyle dayılık yapıyordu. Sırtına falan çıkıyordu. Hı-hı. O yüzden dayı koyduk. Ha, ben hatırladım. Vallahi şimdi hatırladım. Ondan öyle dayı koyduk. Ama dişi de dişi şey de... yani yılmıyor. Ne kadar boğsa da yılmıyor. Benim bir antika dişi vardı. Hı-hı, o yaşlı köpek. Tabii onun hatırasına ismi de antika koydu. Ha, antika koydu değil mi? Çok hareketli çaratalar ya. Bunlardan mesela bir çift olsun sürdü arkadaşlar. Kesin bak dişiye bak. Hemen erkeğe binmeye çalışıyor ya. Nasıl dişi arkadaş ya? Ya bunlar kuyu. Ufuk abi buna iyi baktın mı, bu erkek olmasın? Yok. Buna bir kere boğuşacak. Öz öz kardeşler ha. Bir kere hırslarını alacaklar, hayırlı ondan şey sonra ya. Bırakacaklar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hayretler içerisindeyim ya. Yılmıyorlar bunlar. Siyal abi. Tamam. Ne? Bunlar böyle arkadaşlar, öz öz kardeş olsalar bile. Çok inatçı köpekler ya. Dayı dur. Nasıl köpek arkadaş bunlar ya? Bir de kardeşler abi. Ya bir kere ikisi bu salınca boğuşuyorlar. Ondan sonra bırak. Düzeliyorlar da. Şimdi biraz durduralım, belki düzelirler. Dur. Hani bir yabancı köpek değil mi? Koş. Hadi bak ya, nasıl iş ya? Hemen... Nasıl köpek arkadaş bunlar ya? Şu dişe bakın ya. Ben bunu götüreceğim arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Bunu götür içeri koy abi, içeri. Bunlar deli bunlar ya. Dur. Seni ben götüreceğim, dur. Hadi git. Dur. Böyle bir şey yok ya. Özlü öz kardeşler. Bunlar var ya, bir adı olsa birbirini öldürür demek ki. Tamam, gel. Hemen geliyor bak. Dur kızım. Hayret bir şey ya. Yan yanalar sabah, şimdi birbirini öldürüyor. Dışarı dur. Bunlar ne bir of bey? Şey nasıl köpek bunlar? Yani bu kadar... Ben normalde ikisi aynı kafeste. Dışarı çıktım, birbirine giriyorlar. Kıskançlık var biraz. Yani dişi... Yerine durmayın bak ellerimi anne. Ya dişi gerçekten çok cazgır bir şey ya. Tam benim aradığım köpek ya. Aa, durmuyor. Bu da durmuyor. Bu da gidiyor, onun üstüne biniyor. O sonra onu boyuyor, ondan sonra onu boyuyor. Böyle bir... Bırak var ya, yarım saat, bir saat. Aynen. Çok değişik hayvanlar ya. İşte ben bunları duyduğum için arkadaşlar buraya geldim. Bak geçen burayı ısırdı. Hala iyileşmedi yarası. Kötü olmuş ya. Yine başa. Tamam, dur. Burada komple ısırdı. O da daha süt dişleri üstünde. Ver. Tabii canım. Bak daha süt dişleri. Diğer ön dişler yaptım sadece, süt dişleri üstünde. Adamlar yani birbirine zarar veremiyorlar. Dişleri daha mesela yavru. Normalde birbirini hemen bastır ama bunlar yok. Şeyler yani, sertler ya.
Sert köpek abi, yarım sert dövüşürler. Sert sert. Sert köpeğin hali başka. Ben de sert köpek seviyorum. Şimdi dişleri yeni çıkıyor ya. Diş etlerinde kanama oluyor ama. Yani biraz bırakın var. Bir dakika boğuşsunlar. Ayasında öyle bir şey yok. Abi bir dakika ne bir dakika. O onu boğuyor, o onu boğuyor. Size tabi arkadaşlar birazını yansıtabildik. Daha kötü olaylar oldu. Evin hayvanlarını çok seviyor arkadaşlar. Kediler kesinlikle beraber yemek yiyorlar. Zarar vermiyor. Öyle vahşi görmeyin yani bunları. Bunlar ayrı birbirine ya. Zıtlar. Babanın kopyası. Baba gibi sert. Sert köpek tabii. Ona kızarız gelmez. Buraya gel. Bak gene. Buraya gel. Hemen ona bakıyor ya. O da durmuyor, bu da durmuyor. İkisi de böyle. Hırsını alamadı. Baktım bu yavrular çok sert dedim. Ben buradan bir... Buraya bak. Çeşit bir katmalıyım yani. Bir tane dikkat dur. Bak, hayır, bak bu da durmuyor, bu da durmuyor, bu da durmuyor. Git. Dur, dur kızım. Sen bir gün bizim evimize de geleceksin. Dur, hadi. Dur, dur. Mesut, dur. Dur, dur, dur. Kızım bir dur. Tamam, nasıl tamam. Dur. Hadi, hadi, hadi. Lan Mert'im, lan bunu içeri götür. Hadi, koş dur, koş dur. Ne bak ya? Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Nasıl köpek bunlar ya? Dur, 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 dur. Dur, dur, dur. Sakin olun biraz, sakin olun. Sen bunu biraz götür abi. Ben yoruldum. İşte yorulduk herhalde. Bir gün bu dişi arkadaşlar bizim kapımıza da gelecek. Ama yavru aldıktan sonra. Gel. Çok güzel bir dişi. Çok kıvrak yavru çıkacak. Şimdi biraz kendine geldin Ufuk abi. Vallahi ben bu yavruları çok beğendim. Defecim kesin. Ama bu durmuyor. Bu durmayan bu ha. Abi, yoksa bu psikopatın önünde. Bu durmuyor ya. Yürü. Gel sen de bu tarafa. Herhalde bu 7 ay, 7 ay 8 ay kızana gelir herhalde. Yani Nisan, Mayıs gibi kızana gelir. Bir kere de bir hani olgunluğu göstermesi lazım. Mert 11-12 aylık olması lazım en azından. Tabii öyle ufak kalır yoksa. Ufak kalmasın. Zaten şimdi 4,5 aylık var. Bayağı boyları, kiloları yerinde. Ve çok iyi bakmışsın ya. Bir de sen sürekli mesela mezbahane de burada et de alıp et veriyorsun et ya. Et sürekli et de besliyorum. Ya bakıyorum köpekler çok iyi ya. Bizimkilere bakıyorum, bunlara bakıyorum. Bizim böyle bir imkanımız yok et verme gibi ama sen gerçekten güzel bakmışsın. Yani. Bir daha geçen seneye göre köpekleri köpek azaltmışsın. Köpek az oldu mu? Daha like ile bakabiliyorsun. Daha köpek mesela çok oldu mu? Üst düzey köpekleri tutmuşsun burada. Dişilerin bazılarını yollamışsın. Güzel yani. Ben bunları çok beğendim abi. Bak hırsı geçti. Şimdi bıraksak büyük ihtimal boğuşmayacaklar. İlk başta bir kıskançlık oluyor aralarında. Bir boğuşuyorlar ondan sonra bırakıyorlar. Ya tam benim aradığım bir şey. Sen niye bana öyle baktın? Sen niye benim yanından geçtin? Hemen geçiyorlar. Ama şimdi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Şimdi aralarında bir sıkıntı olmayacak. Ya öz kardeşler bunlar ya. Ya aynı kafeste duruyorlar sürekli. Ama işte zaten daha önceki videolarıma baksınlar. Yani köpekler kafeste duruyor, bir şey yok. Beni gördükten sonra dövüşmeye başlıyorlar. Biraz kıskançlık var aralarında. Yani artık dişi orada duruyor arkadaşlar. Dişiyi biraz kovaladık. Pusat bak yavrularına. Ne yapıyorlar bak birbirine özellikle. Pusat bir köpek yani. Ya pusat sessiz birden dalıyor. Dişi, erkek, yavru. Yok, pusat sessiz bir köpek. Tanımıyor işte, saldırıyor böyle. Birden tutuyor hemen ha. Ya tutuyor. Birden tuttu mu bırakmıyor bir de. Ya şurada bir tane köpek var komşunun. Ya bir çizildi orada. Ben buradan yedişene kadar köpeği 7-8 yerden şöyle yarmıştı. Sonra gittik tedavisini yaptık abi. Yetmiş abi. Hayır. Köpeğin üstüne çıkma bak. En son bizim Herkül vardı hatırlıyor musun? O da böyle sırtına çıktı. Döndü mü o? Sırtından tuttu bir yırttı. Hayvanın böyle komple kabarolar. Ha, bir yere yatırmıştı yani doğru. Videolarında var mı? Ama düzelttin sen onu herhalde. Düzelttim iyileştirdim. Bu kadar köpek. 15 dikiş yedi komple. Be. Köpeklerin bakımı da iyi yapıyor yani. Bak. Dişlerine. O da yani. Kırık. Mert. Güzel bir köpek ya. Bunu beğeniyorum. Yani bu tam bir sürü köpeği gel abi. Şuraya, gel tam şuraya. Bir sürü gel. Köpeği. Tam bir sürü köpeği yani. Gel. Gel, gel. Şimdi bakın arkadaşlar, iki kardeş. İki kardeş şimdi yan yana geziyor. Sabah birbirini yiyordu. 5 dakika önce birbirini yiyordu. İlk başta birbirini yiyorlar, ondan sonra bunlar da huyları böyle herhalde. Şimdi mesela bundan bir dişi, bir erkek, bir sürü de olsun var ya, gerçekten oraya hiçbir şey bırakmazlar ya. Çünkü çevikler. Biraz daha büyüsün, bu dişi olduğunu anlasın. Hı-hı. O çekip saldırmaz. Zamanla alışırlar da. Alışırlar. Yani önemli olan işte küçükken bu hareketleri gösterebilmek. Abi bir aylıktan beri büyüyorum. İşte. Demek ki ne? Sert köpekler. Ben de sert köpek severim. Tam benim aradığım köpek. Bunu akşam çalsak olmaz. Yarın belki. Sen işteyken. Nasıl olur? Adamın bir de tavukları var burada. Ha bizim tavukları koruyorlar. Bunlar sizin değil mi Ufuk abi? Bizim he. Çıkaran çok. Şu horoz da fenaymış ya. O hep ev yavrusu onlar. Allah Allah. Çok güzelmiş. Bu mavi he. Horoz bu. Mavi yumurtlayan tavuk cinsinden. Ama horoz bu.
Bunun tavuğu var mı Fukat bunun? İt vardı, çekiyor. Söyleyeceğim bunun tavuğu var mı? Yok. Ha, sadece horozu. Sadece horozu. Bir tane tavuk alsam mı öyle? Mavi yoktu dışarıda. Arılarım var herhalde burada. Ben de arılar var. Gel bakalım. Daha yeni arıya başladık işte. Çoğaltmayı düşünüyor. Kaç kova var Ufuk abi? Bakın arkadaşlar köpekleri saldık. Köpekler şu an 6-7 tane var. Fıstık gibi dolaşıyorlar. Yani kuyruk yapısı da çok güzel dişinin. Ben bu dişinden bir yavru alacağım yani. Keşke çiftleştirip bir yavru alacağız. İnşallah nasip olacak bize. Ufuk abiden sözü aldık. Şimdi bakalım Ufuk abinin arılarına. O arılar bir... Bu eskili olan... Karakova mı? Var ya. Hı-hı. Onlar da ben kendim yaptım onu. Hı-hı. Yani buna hiçbir şey vermiyorsun. Komple organik oluyor. Bu bal değil mi? Tabii bunu ev için yaptık. Nasıl mantığı var abi bunun? Mert'cim bu iki tane büyük el örmesi sepet. Bu. Her sepet üstü ahbunla sıvanmış. Hı-hı. Arıyı içine bırakıyorsun. O kendi... Hayvanların dışkılarına sıvanmış. Aynen. Eski üsür gibi. Ondan sonra hepsini kendisi örüyor. İçindeki peteği falan değil mi? Ha, hepsini kendi örüyor. Şöyle yakından bir şey... Bu eski arkadaşlar bizim atalarımızın köylerde kullandığı sistem. Ya ondan birkaç tane daha yapacağım. Sustun mu? Gel. Nerede? Dur bir şey, alerjin var mı? Dur. Alalım. Dur. Nasıl bulamıyorsun adam? Biz susturduk. Sensör kendisi yok. Dur ben bunu çıkarım Ufuk abi. Çıkar bir. Tut abi sen. Ufuk abi arkadaşlar. Susturdu. Neymiş, kovanlar yanına fazla gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sen tam önüne geçtin ya. Tabii. Bir de... İşçilerle hemen saldırdı sana. Bir de şey falan vardı ya Ufuk abi. Bak. O seni... Ben bu masana ayırladım. Ula bana geldi bu sefer de. Neyse biz buradan biraz uzaklaşır. Buradan biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Şimdi bizde parfüm falan da var ya abi. Onu nefret ediyor aslında parfüm. Ya şimdi sen onun tam önüne geçtin. Tabii. Bir de o kovandaki arı biraz... O çünkü doğal bir şekilde yetişmiş bir arı ya abi. Aynen. Ha, geçen sene bayağı bir sert geçtirmiş. He. Söndü, iki kovan almıştı, tekrar çoğalttı. Güzel de ben de senin öyle projelerim var. Bak şimdi ne güzel almışlar, gördün mü? Tabii canım. Bak bu aynı baba. Kafaya bir sıfır ama. Bu pusada çok benziyor abi. Pusada çok benziyor. Değil mi? Sadece renk anneyi almış ama kafa yapısı aynı baba. Pusadan duruyor yani bu. Pusada renkten işte değişiklik var. Ama bu aynı kopyası. Babaya çok benziyor bu. Dişi olmasına rağmen babanın kopyası. Yok ya biz bunu çalmamız şart. Heh. Bunun adı neydi abi? O antika özürü dayı. Ha, antika. Antika yakında bizi bulacak. Ufuk abiye söylemeyelim. Çalacağız onu. Ya bir de böyle salıyorum ya, direkt hemen araziye. Ya güzel ya, belli zaten köpek oldu falan. Direkt hemen araziye. Gidip tarayıp geliyorlar da çalarlar diye korkuyorum işte. Şimdi de aynı kaptan su içiyorlar arkadaşlar. Biraz önce neler yapıyorlardı. Bakın hep burada kalıyor ama işte... Ha, ikisi beraber buradalar. Birbirini çekemiyorlar. Kıskanıyorlar biraz. Arkadaşlar, Ufuk abinin kanalına abone olabilirsiniz. Ufuk abi zaten bizim eskiden beri tanıdığımız birisi. Arkadaşlar herkesi beklerim kanala. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bu arada bir de bunların annesine de bak, oradan annelerini görebilirler ya, orada. Annelerin nasıl bir dişi olduğunu. Bu da güzel. Aynen bunlar gibi sertti. Bu da kıvrak bir hayvandı yani. 10 yaş üzeriydi. Hatta annesinin bir olayı oldu. Bunlar doğurmuştu. Hı-hı. Şu köşeye yavruları taşımış. Tilki gelmiş yavruları götürsün. Tilkiyi boğmuş üstüne de yatmış. Videoda var o. Siz de Ufuk abinin kanalında arkadaşlar o videoları izleyebilirsiniz. Size tavsiyem bir bakmanız yani. Bunları da yakında çalıyoruz. Bir şey diyor musun Ufuk Bey? Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.